Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda kamp bıçaklarımıza ve kamp baltamıza nasıl bakım yapılacağı konusunu işlemeye çalışacağız. Burada gördüğünüz gibi benim baltam ve en sevdiğim çakım var. Kamp bıçaklarında özellikle dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi ekipmanların paslanması veya kararması olarak değerlendirilebilir. Zaten bildiğiniz gibi inox bıçaklar veya eloksal kaplamalı bıçaklar hiçbir zaman paslanmayacaktır. Burada paslanmaz malzemeden bir bıçak örneği görüyorsunuz. Bu bıçağa bakım yapılır mı? Yapılır tabii ki ama mümkün mertebe az problem çıkartan, az bakım gerektiren bıçaklardır bunlar. Bu bıçağın namlusuna herhangi bir bakım işlemi yapmaya gerek yok. Bilemek haricinde. Sadece pirinç kısımları zamanla kararabiliyor. Ahşap kuruyabiliyor. Dolayısıyla ahşabı yağlayıp tekrar eski formuna kavuşturmak ve pirinci de parlatmak gibi temel bakım konuları var. Burada gördüğünüz bıçak içinse bu normalde paslanır ve kararabilir bir bıçak ama üzeri kaplamalı olduğu için dış ortam şartlarından çok fazla etkilenmiyor ve paslanmıyor. Bakın şurada görebilirsiniz kaplamanın kalktığı yerlerden yavaş yavaş pas bıçağı işlemeye başlamış. Bunun da temizlenip eski formuna kavuşturulması gerekiyor. Normalde bakım yaparken silah yağı kullanabileceğiniz gibi ben Singer'in genel kullanım amaçlı makine yağını kullanmayı tercih ediyorum. Ya da nalburlardan veya sanayilerden temin edebileceğiniz, gördüğünüz gibi çok içi çok sıvı olan çok ince bir yağ var. Bu tip yağlarla yağlamanız gerekiyor. Bu tip metal aksamları. Onun haricinde bunlar gibi daha asidik yağlarla yağlamak uzun vadede bıçağınızı pastan korursa da kararmasına engel olmayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu tip ekipmanları yağlarken bunlar gibi metale etkisi olmayan yağları kullanmak gerekiyor. Bunlar için en iyisi de ben Singer'in dikiş makinesi yağı arkadaşlar. Çok pahalı bir yağ değil, nispeten ucuz bir yağ ve ince. Metale de zarar vermiyor. Kullandığınız zaman metal parlaklığını, metal görüntüsünü kaybetmiyor. Aynı zamanda oksijenin zararlı etkilerinden de bıçağı koruyor. Arkadaşlar birer damla yağ kullanmanız yeterli olacaktır. Hatta ben çok bile sürdüm bunu. Bıçağı yağ aldım ve bıçağın bakımı bitti şu anda. Üzerinde çok fazla yağ birikti. Bu yağları alıp sap kısmına takviye olarak ahşap saplıysa bıçağınız kullanabilirsiniz, sürebilirsiniz. Sapta da ahşap bu yağı emerek hem korunacak hem de ahşabın damarları ortaya çıkacak arkadaşlar. Daha güzel bir görüntü sağlayacaktır. Bu bıçağın yağlanması bitti. Çok fazla ovuşturmanıza gerek yok arkadaşlar. Yağı sürdükten sonra kabaca üstünü kaplamış olmanız yeterli. Ondan sonra artık bırakabilirsiniz. Bir 15-20 gün eğer kutusundan çıkartmayacaksanız 15-20 gün bir ay tekrar yağlamanıza gerek yok. Şimdi burada birazcık daha problemli konu olan baltamız var. Baltayı yağlayacağız ama gördüğünüz gibi baltada yavaş yavaş pas lekeleri oluşmaya başlamış. Eğer sizi çok rahatsız ediyorsa suzun parasıyla çok ince su 2000 kumluk suzun parasıyla tekrar üzerindeki pası kaldırıp kaldırıp ondan sonra yağlayabilirsiniz. Ya da kabaca doğrudan yağlama işlemine geçebilirsiniz ki ben de öyle yapacağım. Bu sefer bunu da yağlayalım. Bu çok ince bir yağ arkadaşlar.
Evet, yağlama işlemi bitti. Dikkat ettiyseniz ben bu bıçakları yağlarken bez veya peçete kullanmadım veya bir fırça kullanmadım. Direkt parmaklarımla yağladım. Bunun nedeni bez veya peçete kullanacak olursam eğer çok daha fazla yağ kullanmak gerekiyor. Etkili bir şekilde malzemeyi yağlayabilmek için. Aynı zamanda elimizdeki yağla, kalan yağla bu deriye de birazcık takviye yapabiliriz. Çünkü yıllar geçtikçe, aylar geçtikçe bu deri de gevrekleşmeye başlıyor. Dolayısıyla bu tip ince bir makine yağı bu derinin korunmasına yardımcı olacaktır. Aynı şekilde bunu da yapmamız gerekiyor. Şunun üzerindeki yağı alalım. Evet arkadaşlar, bıçak yağlamak bu kadar basit. Bıçak bakımı yapmak bu kadar basit. Artık bir 15-20 gün bu bıçaklara tekrar bakım ihtiyacı olmadan bu şekilde kalabilecek. 15-20 gün sonra bulunduğunuz bölgenin nem durumuna göre bir ay sonra tekrar basit bir yağlama yaparak bıçaklarınızın bakımını yapabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.